Sibel'cim. Efendim? Bekar mısın? Evet, bekarım. Ama oğlum var. Demek eşinizden ayrıldınız. Evet, ayrıldık. Kaç sene oldu? 7 sene oldu. Kaç yaşındasın? Şu an 30 yaşındayım. Kız, kaç yaşında evlendin de ne zaman boşandın? 21'de. Boşanma süresi zaten 2 sene sürdü. 21'de ne derdin vardı erkenden evlendin? Ay, sevdik işte, oldu öyle şeyler. Artık var ya, sevenler evlenmesin, görücü usulü evlensin. Kesinlikle kız. Allah. Ya da bir anda erkenden karar veriyorsunuz herhalde tam tanımadan. Yani adam hırlı mıdır, hırsız mıdır bilmeden aman seviyorum, aşkın gözü kördür. Bu temizlik işine girenlerin arasında da hiç rahat insanlar olmuyor. Herkesin bir derdi var maşallah. Derdi olan kendini temizliğe veriyor. Anlaşılan bu temizlik hastalığı başka dertlerden kaçan insanların sarıldığı bir hastalık. Hepinizin bir derdi var. Deşarj senin derdin için. Dert midir? Benim derdim yanında. Kimselerde gördüğü böyle dert hayatında. Otur şöyle yanıma, terle bak canlarını. Derdi olmayan var mı bu dünyada? Editör. Ay, onunki de gamsızlık hastalığı. Vay be, editör olmamış. Ay, onun derdi olmasın. O hiç kaldıramaz bu sefer. Hiç dışarıdan rahatmış gibi görünmüyor ama. Sanki 3 çocuğa bakmaktan eti kemiğine yapışmış. Sibelcan, nerede tanıştınız? Nasıl aşık oldun? Unuttum gitti Kadir, oraları açmayalım, boş ver. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ay, bulursak olur. Aradığınız kriterler neler? Vallahi çok bir kriterim yok ya. Konuşabilen birisi olsun yeterli. Senin en büyük boşanma sebebin neydi? Ya onu söylemeseydin iyi. Yani gizli bir şey değil. Yok, aldatıldım. Aa. Evet. Eski karısına gitti. Aa. Evet. Merdiven işim var mı Kadir? Al bir saniye, şu an dizlerimi bağ çözüyor. Eski karısından çocuğu var mıydı peki? Yoktu ama benimle beraberken olmuş oldu. Madem çok memnundu, diye daha çıkmış gelmiş. İşte sen kadın kadının düşmanıdır. Bunu öğrenmiş bulunduk Kadir. O kadın sizi tanımıyor muydu? Hayır, demek ki uzaktan tanıyordu. Gelin bakalım aşağıya. Ah şöyle, şimdi konuşalım. Her insan aynı değil ki Kadir. Sibelcan Hanım, anlatın bakalım. Anlatın sen şimdi onu. Adamla... Kız, sen, o adam kaç yaşındaydı sen 22'deki? O da 31 yaşındaydı. Allah senin canını almasın, büyütmüş de kız. Ay bir de kaçtın Kadir, kaçtın. Bir de kaçtın, o saçlarına bit düşsün senin. Gözün kör olmuyor. Derdinin adı neydi daha 22'sinde tazecik kız. Belki de önüne de kısmetler çıkacaktı eli ayağı düzgün. Belki de, alabilirdi. Olsun, bir tane oğlum var ya sonuçta. Bununla beraber güzel Allah bağışlasın da. Biliyorum. Şimdi 22 yaşındaydı. Evet. Adam duldu. Evet. Boşanmıştı. 21. Sen 21 yaşındaydın, adam 30 yaşında duldu. Evet. Sonra evlendiniz. Evet. Kaçarak bir de evlendin. Evet. Alangiro saçlarını yolmadı mı senin? Ya. Yolduk üstülerde ama sonra ne kadar sürede barıştınız? Yani 2 sene falan sürdü. Tam da o arada ben boşandım. Bu sefer yine küstük. 2 sene mi evli kaldı? Tabii o olayı söyledikten sonra niye evli kalayım ben adamla? Bu adam ne kadar sürelik boşanmıştı sen evlendiğinde? Ya 1,5 sene falan olmuştu. Adam daha tam karar verememiş. Olan senin hayalin. Ya olabilir, birbirimizi o dönem seviyorduk. Sonra işte kadın gelince kadının düşmanı oluyor işte. Adamın gönlü olmasaydı gitmezdi. Ya tabii o da var. Çocuk ya, var mıydı hiç? Hayır, yoktu. Kaç sene evli kalmış onlar? 4,5 sene. 4,5 senede çocuk yapmamışlara sen evlenince mi yapaları tutmuş? Yani bir şey diyemiyorum. Olan, çok detaya girmek istemiyorum. Gıybete girer. Garibamsı. Yok, gıybetten alakası yok canım da. Olan gariban Sibelcan'a oldu. Ama evet. Ne kadar büyük bir günah. Sen aileni karşına alıyorsun ki yani bizim oralarda da bunlar bayağı zor işler. Evet. Kaçmaktı. Karşı taraf bayağı şey, yani seni iyi gene affetmiştir, ona şükret de. Babam, babacan ya. Baba gibi gene arkamda durdu. O benim, bak en güzeli işte. Çok bir güzel. Kızın herkese arkasında karşı babası varsa gerisi önemli değil. Kesinlikle. Şükür gene sahip çıkmış, arkanda durmuş. Ama sen bunu göz önüne alıp ona gitmişsin. 22 yaşındasın gene de. Evet. Ve o senden biraz daha olgun, daha iyi davranması gerekiyordu. Evet. 2 sene ne demek? Bir kızın koskoca yıllardır sakladığı hayaller, düşünceleri 2 senelik miydi de 10 para etti zattız kenara. Yani burada suç gene adamda. Madem kendi hislerinden emin değilsin, arkaya dönüp bakacaksın. Bu arada beni süren gidiyor mu? Hayır, durdu canım. Zaten olan olmuş, bırak süreyi. Yani madem arkana dönüp bir daha bakacaksın, o kapıyı kapatmadan gidip başka kapıyı çalma. Hiç terbiyesiz ya, bir de benimle evliyken gidip de çocukları oldu yani. Önemli olan o zaten. Senin bostancı her yer duymuş ya. Sen neredeydin saftirik o bu kadar? Ben evde çocuk bakıyorum. Adam bir buradan yapmış, bir de oradan yapmış. Tazminat bir şey kaldı mı peki adamda? Hiçbir şey ya. Çocuğu 250 nafakayı bile zor alıyorum. Aç karın yüksek nalın. O haliyle bir de bir o kapıda bir o kapıda çocuk yapıyor. Geri evlendiler ama şu anda evliler yani. Bilmiyorum. Sana açıklaması ne oldu? Hiç olmadı ki ya. Evet dedi, ben dedi onunla görüşüyorum. Bir de kızım var dedim. Aa, pişkine bak. Bir de 9 aylıkmış çocuk ben bunu öğrendiğimde. Siz bunu kimden öğrendiniz? Vallahi bütün apartman, mahalle, kolu komşu, akraba herkes biliyormuş. Sen neredeydin bunu bütün kolu komşu? Cahil.
cahillik işte. Nasıl herkesin haberi var, sizin yok? Kız o kadar saf mısın sen? Öyleydim, vallahi. Gözün öyleydim. Aşktan mı kördü? Tabii ki seviyordum ya, sevdim de yani. Ya çok zor bir şey, insanın sevdiği tarafından yaralanması. Tabii tabii, ben bunu atlattım üzerine, bak 7-8 sene geçti. Hiç şey psikolojik falan tedavi gördün mü? Bu kadar zorlandın mı? Hayır, hayır, hayır. Rahat olun, bize anlatabilirsiniz. Şu an bak, gömebildiğin kadar göm, elinde böyle bir fırsat var. Ben olsam döşümü yırta yırta bağırırdım. Yok, ha. Yok, yok, yine şey yapamıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey böyle Allah eylemesin. Kimsenin başına vermesin ama yapanın da iki yakası bir araya gelmesin inşallah. Ah dediğin yerde kalmaz elbet ki, gelir dönür dolaşır onun bacağına bulur ama olan oldu bir kere artık. Ben de güzel bir mani okuyacaksın sandım Kadir. Şu an acılıyız, şu an manim hiç yeri. Derdimiz çok büyüktür, dış sesli. Ya kadın boşuna mı kendini? Senin derdin dert midir benim? Sus Kadir. Belki bu şarkının telifi vardır. Aman öldü gitti adam Allah'ın adı. Ya evet. Gene ne yapacaksın? İşte bu saflığım yüzünden Bayburtlular beni ekart etti. Sen ha. Bizi böyle gene olamazsın. Gene ne yapacaksın? Hiçbir zaman ailene sırtını dönmeyeceksin. Kesinlikle hayır. Elin oğlu aşıkım ölüyorum al beni. Yok. Katiyen. Zinhar. Yani elin oğluna, elin kızına da sakın güvenmeyin. Ne kadar aşık olursanız olun, ailenizin kapısını kapatıp çıkmayın. Ha. Kesinlikle. Ama 40 sonrası çıkabilir, 40'tan sonrası gitsin. Onun zaten 40'ı çıkmış. Ha, onun 40'ı çıkmış, o kapıyı kapatsın artık. Kimi kastediyorsun Kadir? Sette var öyle bir iki bekar arkadaş. Zeynep. Evet, Zeynep Hanım'a sesleniyorum. Sen kapıyı çık, üstünden kilitlerler zaten geri gelme diye. Ben özellikle Sibel Can'ı mutfak dolabını silerken görmek istiyorum. Kadir, üst dolapların en üstünü de yaptım, içlerini de yaptım. Aşağı tarafa geldim, buradayım. Tamam Sibel Can, aspiratörün üstünü yapacağım. Oraya şunları sıkacağım. Bunlar çıkmıyor. Şu duvarlara var ya bak, o taraflar hep elini mi sürdün sen onlara? Hayır, ilk verdiklerini ıslak fırça verildi, o yüzden onlar şey oldu. O zaman söylersin, ilk ıslak fırça verdiler öyle oldu ya çünkü... Sildim dedi hatta, bak şey gibi duruyor. Bak şu karton piyerleri, örümcek ağları var ya bak. Bunlar ama bak çıkmıyor, örümcek ağları. Bir ıslak bezle gene bir sürtün sen oralara. Şimdi şeyde misin? Bak Kadir'ciğim, bunlar artık ağ değil, bir şey nedir yani fırça şeyim. Kadir ısrar etme, çıkmıyormuş işte. Gene de bir bez sürsün ama. Tamam ha, ekran gördü, en azından finalde konuşurken bunu verirler. Evet, alın özellikle. Bas bayağı yalandan sildirdin ama Kadir. Kayıta geçsin diye dedim. Sildin mi sildin, çıktı mı çıkmadı ha. Bak ben senin için yaptım bunu. Teşekkür ederim Kadir. Bu kadar da yarışmacım. Evet. Hadi söyle. Şu anda donmuş yağları eritip yok etme aşamasındayız aspiratörümüzü. Elime kederimi sıkıyoruz, gönderiyoruz. Sık 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 sık. Vallahi sıkıyoruz. Aldatanlara sıkıyoruz, boynunuz altınıza kim? Vallahi içimi kusmaya geldim onlara, böyle böyle var ya. Sık bacım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.